Herkese merhaba O Gün TV izleyenleri. Bugün vatandaşlarımıza engellilere yeterli imkanların tanıdığını düşünüyor musunuz diye sorduk. Cevapları izliyoruz. Maalesef ülkemizde engellilere yeterli imkan tanıdığını düşünmüyorum. Gerek sosyal hayata katılımları konusunda, gerekse iş bulma konusunda son derece az olanak sunuyoruz kendilerine. Bunları kesinlikle daha fazla arttırmamız gerekiyor. Neler yapılabilir peki sizce? En basitinden kaldırımlarda yürüyebileceğimiz alanlara baktığınızda gözünüzü kapatıp yürümeye kalksanız kesin bir yere çarparsınız. Onlar için belirlenmiş özel yollar yapılabilir. Mevcut yolların üzerindeki çeşitli engeller kaldırılmalı. Hayatlarını kolaylaştırmalıyız. Çalışma hayatında aslında fiziksel engellilerin çoğu çalışmayı engelleyecek şeyler değildir. İş yerleri buna göre düzenlendiği takdirde çok daha fazla iş olanağına kavuşabilirler onlarda. Çok enteresan bir tesadüf olarak yeğenim işitme engelli. O yüzden bu kurgunun içerisinde bayağıdır varım. Türkiye'deki eski şartlara göre şu anda hem hastanelerde hem de sosyal kurumlarda evet hem gelişmek üzere hem de evet gerekli şartları sağlandığını düşünüyorum. Nasıl sağlanıyor peki? Şöyle söyleyeyim, bir kere ailelere psikolojik destek veriliyor. Nasıl çocuklara nasıl yaklaşacakları öğretiliyor. Bu ekipman hani neler gerekiyorsa eğer herhangi bir şekilde uzuvlarında ya da herhangi bedenlerinde bir eksiklik varsa bunun işte ekipmanlarını sağlamakla ilgili devletin verdiği destekler var belli bir yere kadar ki gayet pahalı cihazlar olabiliyor. İşte takma el ayak veya da işitme cihazları vesaire. Bunlarla ilgili daha çok destek veriyorlar. Hastanelerde yine bunlarla alakalı tedavi sürecinde çocuklara psikolojik destek sağlanıyor. Eskiden bunların birçoğunda hastanelerde böyle birimler yoktu. Çocukların psikolojik destekleri ve ailelerin psikolojik destekleri düşünülmüyordu. Aynı zamanda da çok pahalı ameliyatlar var bunlarla alakalı. Bunları da devlet ek sanırım son 5 senedir veyahut da 6 senedir ek olarak buna destek veriyor. Kesinlikle düşünmüyorum. Çünkü daha çok zorlukları var onların yenecekleri. Ondan sonra yapılan şeylerde güzel ilerlemeler olmasına rağmen ama yeterli değil. Neden? Çünkü insan bir gözünü kapattığı zaman hiçbir şey göremiyor. Siz kendiniz bir deneyin. Görebiliyor musunuz? Hayır. Onlara şans başka türlü tanınmalı. Yani peki neler yapılabilir sizce? Neler yapılabilir? Onlara sormak lazım. Çünkü yaşayan onlar. Onların istediklerini bir yapabilsek bütün her şey güzel olur. Onlar çok daha iyi bilirler. Yaşayan onlar çünkü. Yani daha fazlası yapılabilir bence. Neler yapılabilir peki? Onlara sokaklarda, normal caddelerde yürüyebilmeleri için, yani daha doğrusu onların da geçilebileceği daha çok alan yapılmalı. Merdivenlerin yanında böyle daha çok ne bileyim yokuşlar yapılmalı onlar arabalarıyla geçebilsinler diye. Açıkçası ben engellilere yapılan hizmetleri yeterli bulmuyorum çünkü açıkçası şöyle söyleyeyim, yolda mesela engelliler için yürüyüş yolu vesaire yapmışlar ama ben onların rahatlıkla kullanabileceklerini düşünmüyorum. Yani daha iyi imkanlar da sunulabilir. Ondan sonra ev hizmetleri vesaire, yani çevremizde birçok insan var bu şekilde bu durumla karşılaşan ama onların hepsine yetişebildiklerini düşünmüyorum açıkçası. Bu konuda yetkilerin daha çok duyarlı olması gerekiyor. Bu kadar. Yeri geldiğinde buluyorum ama yeri geldiğinde de bulmuyorum. Neden? Çünkü genelde toplu taşıma araçlarında hani minibüslerde falan hani bazen denk geliyorum. Hani çok nadir de olsa hani bazen engellileri yani minibüse almıyorlar. Hani bazen denk geliyorum. Hani bazı minibüslerde hani yeni model olanlarda ise hani rampa açılıyor falan, hani bunlar hani hepsinde olsa daha iyi olabilirdi yani. Yani onun dışında pek bir eksik olduğunu düşünmüyorum ama yani bu tarz şeyler olmalı yani. Yapılanların denetimi bile olsa yeterli yani. Asansör var diye belli bir yerde yürüyorsun, gidiyorsun, orada tıkanıp kalıyorsun. O bilhassa üst geçitlerde döne 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 canın çıkıyor. Zaten o kadar yürüyebilme imkanın olsa asansöre gerek kalmıyor. Yani onun için çok ben dizlerimden rahatsızdım. Mesela ameliyat olmadan önce çok sorunlar yaşadım yani. Ya gidiyorsun veyahut da herhangi bir yere çıksan yok diyor, görevli gelecek açacak. Yani senin görevliyi bekleme diye bir lüksün zaten yok yani. Hani yapılanların denetimi olması her yerde. Bir de belli bu aktarmalarda şeylerde onlardan da memnun değil. Bir yani bir engelli bir yerden bir yere aktarma, oradan önce oraya gidecek, nasıl gidecek? Onun zaten gücü yok yani.
bunların yani düzeltilmesi gerek yani. Bence onu düşünüyorum yani. Türkiye'de engelliler için yeterli imkanın tanındığına inanmıyorum ben. Engellilere biraz daha fazla tanınması gerekiyor. Mesela yolların daha iyi olması lazım. Onlar için yollar yapılması lazım. Engelliler için herhangi bir kafede veyahut hastanede, okulda daha iyi şeylerle yani imkanlarla beraber olmaları gerekiyor. Yani onlara sağlanacak şeylerle, imkanlarla. Hani daha iyi yaşam şartları onlara kavuşturulabilir diye düşünüyorum. Hayır, düşünmüyorum. Neden? Ya özellikle eğitim alanında çok kısıtlandıklarını düşünüyorum. Diğer verileri yani normal diye karşıladığımız çocukların verilerinin bu konuda çok ayrımcı ve yanlış, ön yargılı olduklarını düşünüyorum. Bunun çok sosyal medyada örnekleriyle karşılaşıyoruz. Engelli aileleri bu yönde çok sıkıntı çekiyorlar. Okulda yeterince yardımcı olmuyor. Okul yöneticileri çok bilinçli değil. Onun için eğitim alanında çok ciddi sıkıntılar yaşadıklarını düşünüyorum. Yeteri kadar onlara özel önem ve ayrıcalık verilmesi gerektiğini düşünüyorum ama böyle bir şey yok maalesef. Neler yapılabilir peki sizce? Bir kere engellilerin diğer öğrencilerle kaynaştırma sınıflarında bulunmaları gerekiyor. Diğer velilerin bu konuda ön yargılı olmamaları gerekiyor. Onları bilinçlendirmek için toplumsal olarak farkındalık eğitimleri verilebilir. İşte sosyal medyadan bu konuda yararlanabilir, medyadan yararlanabilir. Böylece o çocuklar normal bir insanlarla kaynaştırılarak okulabilirler. Ama okulun en üst katında bir engelli çocuğu verdiğiniz zaman zaten yani orada başlıyor sıkıntı. Fiziki koşullar okulların hiç uygun değil. Çok okul gezdim bu konuda yani işim gereği biliyorum. Fiziki koşullar çok uygun haline getirilebilir. Bir rampa yaptırmak bile sorun olabiliyor okullar için. Yani böyle çok büyük eksiklerimiz var tamamlamamız gereken, kaynaştırmamız gereken diğer çocuklardan ayırmadan onları diğer çocuklara eşit bir şekilde eğitim olanağı vermemiz gerekiyor. Düşünmüyorum. Bunları düzenleyen kişiler bir tekerlek sandalyeye oturup bir yerlere ulaşmaya çalışsınlar. Bakalım gidebiliyorlar mı? Yeterince imkan yok. Teknolojiyi yeterince kullanamıyoruz zaten. Düşünmüyorum. Yani neler yapılabilir peki sizce engelliler için? Yani engelliler için öncelikle toplum bilinci çok önemli. Çünkü ne olursa olsun yardımcı olmamız gerekiyor insanlara. Teknolojiyi daha iyi kullanmalıyız. Aslında ben elektrik mühendisiyim. Daha pratik, daha portatif şeyler üretilebilir. Bunlar insanlara ücretsiz dağıtılabilir engelli olan vatandaşlara. Bunlar şu an yapılmıyor. Örneğin şöyle düşünebilirsiniz. Mesela sarı çizgiler var. Fakat onlara bakıyorsunuz ki gidiyor ağacın orada bitiyor. Şimdi siz görme engelli olsanız nasıl gideceksiniz? Gidemezsiniz. Ve sarı şeritlere yine park eden araçlar var. Bunları haberlerde görüyoruz. Ciddi cezalar olmalı, caydırıcı olmalı. Bunlar bence yapılabilir. Hayır. Neden? Ya çünkü mesela bir bulvardan bir yere geçerken mesela sesli şeyler var fakat hani yaya geçitlerine falan gerekli duyarlılık gösterilmiyor bizce ve belediyenin de yapması gereken daha fazla onların kullanabileceği rampalardan yapması gerekiyor. Onun dışında neler yapılabilir peki sizce? Şu anlık rampa dışında aklıma pek fazla bir şey gelmiyor. Bence yani yeterli değil aslında. Hani nasıl söyleyeyim, toplu taşıma araçları olsun, çoğu engelli arkadaşlarımızın hani arabası olmayabiliyor, ne bileyim vesaire uzak yerlere gidemeyebiliyorlar. Bunlar için hani daha iyi toplu taşıma araçları olabilir. Hani sadece küçük bir bölümünü ayırıyorlar onlar için, hani arabalarını koymalar için, hani özellikle ayakları hani sakat olan arkadaşlarımız için. Yani bu yeterli değil. Onlar için ayrı bir mesela otobüs yapabilirler, ne bileyim onların binebileceği, onların daha rahat bir şekilde gidebileceği, insanların arasında sıkışarak değil de hani daha konforlu bir halde gidebileceği bir yer yapabilirler. Daha sonra hani nasıl söyleyeyim? Yani şu an pek fazla bir şey aklıma gelmiyor aslında. Sadece otobüste birkaç kere öyle gördüğüm için çoğunlukla hani toplu taşıma araçlarını kullanıyorum ve bu kişileri gördüğümde hani içim şey yapmıyor, el vermiyor. Hani rahat olmadıklarının farkındayım ben de. Yani onlar için böyle güzel bir şeyler yapabilirler yol konusunda, gidiş geliş amaçlı. Türkiye'de hayır. Neden? Engellilerden çok bizlerin bilinçlenmesi gerekiyor. Çünkü hala engelli yollarına arabaların park ettiğini görüyoruz. Demek ki bizim eğitilmemiz gerekiyor. Daha adam olamadık.